Yeni bir haftadan, güzel bir pazartesi gününden ve rehberden herkese merhaba. Bugün yatırımı konuşacağız. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme amacıyla desteklemeleri ve yurt dışı yatırım ve destek ve teşvikleri konuşacağız. Teşvik ve destek danışmanı Onur Seçkin bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben özellikle Berlin'den, Amsterdam'dan, Viyana'dan, Londra'dan, Paris'ten seyircilerimizden de bugün özellikle yatırım amaçlı, belki Türkiye'ye yatırım düşünüyorlarsa, belki yurt dışına yaşadıkları ülkelerde yatırım veya herhangi bir destek veya teşvik varsa bunlardan haberdar olmak isteyen, buna dair soruları olan bütün seyircilerimizden de soruları bekliyorum. Bugün WhatsApp'tan lütfen bize, özellikle Onur Bey'e sorularınız varsa yöneltin. +0 90 553 038 99 48 ve rehber@trt.net.tr e-mail adresine ve TRT Türk'ün tüm sosyal medya hesaplarından. Özellikle bugün küçük ve orta ölçekli işletmeniz varsa nereden destek alabilirsiniz? Nasıl teşvikler var? Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız mutlaka bize yöneltin sorularınızı. Onur Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle iş insanı ya da iş kurmak isteyen kişiler bir destekle mi yola çıkmalılar? Belki bundan söz etmek gerekir. Böyle bir işe baş koymuş olan ya da böyle bir niyeti olan kişilere böyle bir devlet desteği aslında nasıl bir destek, yani finansal destek sağlayarak ne adımlar atılmış olur? Bunun önemi nedir? Devletler bunun niçin yapar? Bunu merak ediyorum öncelikle. Güzel, aslında. Ve bir şirket böyle kurulabilir mi? Yani hiçbir belki kaynağı olmayan birisinin bu destek ve teşviklerle ayakta kalması mümkün mü? İsterseniz peş peşe siz buyurun. Sondan başlayayım o Sondan zaman. Sondan başlayın, tamam. Hatırladığım için. Ben uzun tuttum soruyu, belki de o yüzden. Şöyle buyurun. Tabii destek ve teşviklerle kurulma ihtimali var. Türkiye'de de var. Yurt dışındaki özellikle Avrupa'daki girişimciler için var. Fakat işin sadece destekler tarafıyla hani yola çıkma düşüncesi pek doğru bir düşünce değil tabii ki de. Sonuç itibariyle hani hibe ve destekler gerçekten ihtiyaç duyulan bir konuda bir çözüm üreten işletmenin bu yolculuğa çıkarken tabii ki finansal anlamda biraz daha hani işini kolaylaştırmak açısından verilen şeyler ama günün sonunda her zaman iyi bir projenizin, iyi bir girişim fikrinizin olmasına her program, her destek programı aslında bakıyor. İster yurt dışında yapın, ister Türkiye'de yapın. Hatta yurt dışında özellikle Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş pazarlarda bu iş biraz daha zor. Yani orada çok daha nitelikli projeler bekleniyor. Türkiye'de de aslında çok fazla destek veren kurum ve kuruluş var ve girişimci olmak istediğiniz zaman da var. İşte başta KOSGEB mesela, siz programı tanıtırken küçük ve orta ölçekli işletme dediniz. Türkiye'de KOSGEB dediğimiz kurum aslında bu konulara direkt destek veren KOSGEB kurum. Deseydim belki yurt dışındaki seyircilerimiz o nedir diye soracaklardı. Ben o yüzden açıklamasını bana bırakmış oldunuz diye. Size bırakmış oldum. Türkiye'de KOSGEB, Küçük Orta Sanayileri Geliştirme Başkanlığı adı altında bir yapı var. İşletmelerin aslında kuruluş aşamasından başlayıp sonrasında tabii işte büyütme, geliştirme ve daha büyük yatırımlarla aslında bunu belli kapasitelere ulaştırma, sonrasında yurt dışına açma gibi konuların tamamında hani baktığınız zaman destekler her zaman var. Türkiye bu konuda inanılmaz zengin aslında. Birçok kamu kuruluşu, hatta uluslararası fonlar, Avrupa Birliği ile müzakere süreci, adalet statüsünden sonra verilen ciddi anlamda destekler var. O anlamda söylediğiniz doğru. Destekler işletmeleri geliştirmek için çok önemli. Fakat sadece destek var diye ben girişimci olayım ve hani oradan para alarak işte bir şekilde kendimi rahatlatayım düşüncesi programlardaki özellikle proje bazlı çalışmalarda çok da fazla işe yaramıyor açıkçası. Evet. Yani mutlaka bir sorun çözmeye yönelik bir girişiminizin olması lazım ve o konuda biraz feasible olması lazım. Evet. Feasible'sa dönüp destek için başvuru yapabilirsiniz. Evet. Hatta bunların herhalde, ben tabii Avrupa'dan biliyorum, Türkiye'yi sizden öğreneceğiz bugün. Evet. Kadınlara özel, gençlere özel teşvikler de olabiliyor. Siz isterseniz biraz bize bunlardan da bahsedin. Evet. Yani hangi farklı destekler var? Hangi ya da genel olarak şöyle bir teşvik dünyasından bize bahsedebilir misiniz? Güzel. Teşvik dünyası şimdi şöyle, Türkiye'de yaklaşık 15-16 yıldır aslında çok gelişmiş bir dünya. Ben de tesadüfen hani kendim de bir girişimci olarak söyleyeyim. Hani bu işin en başında Avrupa Birliği'nin o Türkiye fonları akıtmaya başladığı 2005'li yıllardan beri bu sektörün içerisindeyim. Haliyle bu işin son 16-17 yılında tanıklık ettiğim için hikaye şöyle başladı aslında. Sonuç itibariyle başta bahsettiğiniz işte gençler, işte kadınlar ve daha sonrasında özellikle KOBİ segmentinde küçük ölçekli işletmeler başta olmak üzere bu firmaların finansman tarafında sıkışmaları, yani desteğe ihtiyaç duymaları gibi konularda Avrupa Birliği Türkiye'ye bir takım fonlar vermeye başladı. Bu fonları işte Türkiye'de bazı kamu kurumları aracılığıyla kullandırmaya başladı.
Tabii Türkiye'de o zamanlar yine destek dağıtan başka kuruluşlar da vardı. Yine COSGAP dediğimiz kurum o zaman da vardı aslında baktığınızda. TÜBİTAK yine Ar-Ge'yi destekleyen bir kurum bilimsel tarafta. O kurum da o zaman vardı. Fakat o zaman o fonların böyle Türkiye'ye akıtılması ve özellikle proje yönetim dediğimiz yaklaşımla yani yatırımınızı bir fizibiliteye dayandırarak hakikaten bölgeye bir fayda sağlayacak şekilde, bir istihdam yaratacak şekilde belki veya katma değeri ortaya çıkaracak unsurlarla ortaya koyduğunuz zaman Avrupa Birliği sizi fonluyordu. Evet. Sonrasında bu iş biraz daha gelişti tabii. Öncelikle gelişmemiş olan iller ve bölgelerde daha lokal yerlerde dağıtılan fonlar sonrasında tüm Türkiye'ye yayıldı. Evet. Bugün baktığınızda Türkiye'de belki onlarca İBE veren, destek veren kurum var. Ama bunların en başında her zaman COSGAP gelir. İşte bahsettiğimiz özellikle segmentasyonda KOBİ segmentindeki işletmeler için. Akabinde Ticaret Bakanlığı'nı sayabiliriz. Ticaret Bakanlığı özellikle son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de ihracat konusu acayip önemli bir gündeme haline geldi. Ve ihracatı desteklemek adına çok ciddi programlar, projeler açıkladılar. Hatta geçenlerde hizmet ihracatı konusunda da özel bir E-Türk Quality diye bir program daha açıkladılar. Ticaret Bakanlığı önemli bir kuruluş diyebiliriz. Yine bunu destekleyecek şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aslında yıllardır yani belki hani ilk Türkiye'nin özel sektörü daha fazla harekete geçirdiği Özal döneminden bu yana var. Yani 80'lerden beri yatırım teşvik konusu var mesela. Evet. Türkiye'ye ne olursa olsun işte bir yatırımcı gelmesi durumunda teşvik her zaman veriliyor gibi Sanayi Bakanlığı o programı devam ettiriyor bugün. TÜBİTAK Peki, var işte Ar-Ge tarafında. Böyle birçok kurum var yani. Hepsine detayla gireriz birazdan. Evet, herkes herhalde işletmesine veya işte iş fikri neyse ona göre de doğru yerlerden desteği almak için de bir araştırma yapmak zorundadır. Ama genel olarak bu teşviklerden faydalanabilmek için veya işte destek ve hibelerin yurt içi ve yurt dışına yönelik olarak belirlenmesi için siz az önce Avrupa'da veya Amerika'da farklı kriterlerin ya da daha zor kriterlerin olabildiğinden bahsettiniz. Evet. Türkiye'deki kriterler neler? Ya Türkiye'de aslında kriter dediğimiz şey bir kere en temelde Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Türk şirketi olmak zorundasınız. Yani burada destek alabilmek için bu mesela belki birazdan hani izleyicilerden gelebilecek bir soru olarak şimdiden cevabını da vermiş olalım. Yani yurt dışında bir şirket olmanız, orada faaliyet göstermeniz Türkiye'den destek almanız için pek mantıklı olmuyor. Yani Türkiye'ye mutlaka gelip bir faaliyette bulunmanız gerekiyor ki Türkiye'den bir destek alasınız. Temel şart aslında bu. Evet. Akabinde her kurumun kendine özelleşmiş şartları olabilir. COSGAP diyor ki ben sadece KOBİ'lere destek veririm. KOBİ'nin bir sınıfını oluşturmuş. İşte belli cirolara kadar, belli çalışan sayısına kadar olan ölçeğe ben KOBİ derim diyor. İşte küçük, orta ve hani bizim o mikro, küçük, orta diye sınıflandığımız bir yer var. Orada isen sen gel ben sana destek vereceğim diyor. Ticaret Bakanlığı mesela diyor ki ihracatı arttırmak istersen ve buna yönelik bir yatırımın olursa ben seni desteklerim diyor. Yine TÜBİTAK mesela bir tane şartı var. Ar-Ge yapacaksın. Başka hiçbir şeye şartı yok aslında baktığınızda. Yani bir ürün geliştirirsen patente konu, faydalı modele konu çok daha nitelikli. Hakikaten belki çevreye yönelik bir faydası olan bir ürünse o zaman bu ürünü geliştirme sürecindeysen gel bana başvur diyor. Yani tabii bunun gibi başka programlar da var ama temelde aslında kuruluşların hepsinin kendi özelinde kriterler olabiliyor. Burada en yaygın olanı COSGAP olduğu için yine ondan biraz bahsedilir. COSGAP girişimci olmak istediğinizde de veriyor destek. Evet. Onu da kendi içine mesela ikiye ayırmış. Bir genel geleneksel girişimcilik dedikleri bir girişimcilik var. Bir de ileri teknoloji girişimcilik diye. Bu da 3 sene kadar önce yapıldı bu ayrıştırma. Yani söz gelimi ben çok basit mantıkta ne bileyim işte bir kafe açacağım, bir işte kuaför dükkanı açacağım, bir güzellik merkezi açacağım falan dediğinizde bir geleneksel tarafta bir girişimci olabiliyorsunuz. Evet. Yani ne bileyim hani mantı üreteceğim, onu satacağım bile olabiliyor. Hiç fark etmez. Evet. Ama teknoloji tarafına geçtiğinizde biraz daha ülkemiz için kritik olan, stratejik olan konularda bir teknoloji geliştirirseniz orada da girişimci olma durumunda hatta belli rakamlar yani neredeyse 375.000-400.000'e yakın bir rakamda destek veriyor. Yani ben ilk defa şirket kursam bile kuruluş maliyetlerime kadar karşılıyor diyebiliriz öyle söyleyeyim. Evet. Yani girişimciler için aslında gerçekten çok teşvik edici yani tabii. Adının da hakkını veren bir destekmiş aslında bu. Şimdi bizi seyreden insanların birçoğu ya Almanya'da yaşıyorlar ya Hollanda'da ya Fransa'da ya da İngiltere'de yaşıyorlar veya başka yerlerde yaşıyorlar. İçlerinden her birinin de biliyorsunuz her zaman böyle bir Türkiye aşkı devam ediyor ve Türkiye'ye nasıl dönerimi de düşünüyorlar. Ama diğer taraftan da doğdukları, büyüdükleri belki ya da yıllardır çalıştıkları ülkeleri de bırakmak istemiyor olabiliyorlar evet. Bazen. Haliyle belki Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir şirket açıp sonra yurt dışına destek yurt dışına ihracat yapmak isteyen insanlar için özellikle hangi teşvikler var? Hangi destekler var? Yani ya da var mı?
Açıkçası tarifi benden daha güzel yaptınız. Yani öyle mi? Teşekkür ederim. Kesinlikle. Şöyle ki hikaye zaten orada anlamlı hale geliyor. Şimdi birazdan birkaç ülkeden bahsedeceğiz zaten ama yurt dışındaki aslında Türklerin en büyük avantajı o pazarlara hakim olmaları. Şimdi Türkiye'den bir şirketin bir ürünü geliştirmesi, bunu markalaştırması ve daha sonra özellikle hani kurların yüksek olduğu bu dönemde kalkıp yurt dışına gidip bunu yatırma, çevirme noktasındaki motivasyonu biraz daha düşük olabilir. Çünkü pazarı bilmiyor. Evet. Risk anlamında biraz daha tedirgin olabiliyorlar. Fakat pazarın içinden gelen bir kişinin, ben söz gelimi Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'da mobilya sektörüne hakimim ve orada hani... Pazar açığı diye tercüme edebilir miyim bilmiyorum. Şimdi Almanca'dan söyledim, aklımdan olanı söyledim ama hani neyin ihtiyaç olduğunu kesinlikle ya da nerede biliyorlar. Bir boşluk olduğunu doğru bildikleri için belki pazara hakim diyebilir miyim? Hakim dediğim o aslında doğru. Tamam. Pazarda nasıl bir açık var? Hangi ürünler satılabilir? Zaten şu anda satıyor olabilirler. Zaten şu anda o ürünü orada üretip veya orada tasarlayıp bir şekilde o pazara sunuyor olabilir. İle de hani Almanya'da biliyorsunuz yerleşik olması Avrupa'ya aslında erişimleri açısından da çok kolaylık sağlıyor. Evet. Ama orada destek mekanizması biraz farklı Avrupa'da ve Almanya gibi ülkelerde. Türkiye'de ise şöyle bir teşvik var. Siz eğer oradaki yapıyı, pazarı biliyorsanız gelip Türkiye'de aslında işin üretim tarafında, istihdam tarafında, işte Ar-Ge'sinin tasarım tarafındaki boyutunu buraya taşırsanız burada bir Türk markası haline çevirip sonra bunu yurt dışına götürdüğünüzde zaten bildiğiniz pazarlara sattığınızda burada ciddi anlamda destek alma şansınız olabiliyor. Özellikle ihracat konusu çok kritik burada. Çünkü Türkiye son birkaç yılda ihracatta destek sayısını, miktarını, çeşidini, hacmini her şeyi arttırdı ve arttırmaya da devam ediyor. Ticaret Bakanlığı dediğim gibi lokomotif burada. Öncü kurum olarak söyleyebiliriz. Ne yapabilirsiniz aslında baktığınızda? Mesela ben Türkiye'de bir markaysam, bir ürünüm varsa bu ürünü yurt dışında pazarlamak istediğim zaman markam tescil olması lazım. Bir takım hani ön şartları var. Yurt dışında da tescil olması lazım markamızın. Fuara katılacaksan mesela o fuara katılımla ilgili %50 ile %75 arasında destek var ve neredeyse yani 700-750 bin bandına kadar çıkan bir destek tutar. Sadece bir fuar için söylüyorum. Evet, fuarda zaten tanıtım için çok fuar önemli tanıtım bir için. Mesela pazara ziyarete gitmek isteyebilirsiniz, birileriyle görüşmek isteyebilirsiniz. Buna pazara giriş diyorlar mesela. Hani seyahat için destek alabiliyorsunuz. Pazara girmek isteyeniz pazarda sertifikasyon anlamında bir takım beklentiler olabilir. Mesela Avrupa'da biliyorsunuz CE sertifikası çok kritik. Ama bunun dışında çok spesifik özel alanlarda da sertifikalar ve beklentiler olabiliyor. O sertifikasyonla ilgili giderler bazen 100 bin dolarlar bulabiliyor. Bunun yarısına kadar yine destek alabiliyorsunuz. Evet. Ne bileyim pazarda bir araştırma yapacaksınız. Bu konuda bir danışmanlık hizmetine ihtiyacınız var. Ona destek alabiliyorsunuz. Yani reklam yapacaksınız. Yani isterseniz dijitalden yapın bu reklamı, isterseniz geleneksel bir televizyon kanalında reklam yapın fark etmez. O reklamın yarısını destek alabiliyorsunuz. Yani rakamlar da yani 50 bin dolar, 100 bin dolar, bazen 250 bin dolar böyle çok ciddi anlamda hacimlere kadar ulaşabiliyor. Gerçek manada desteklerden. Ya çok iyi rakamlar ve dolar bazında planlanmış. Bu da çok güzel. Hani sonuçta ihracat yönelik bir destek olduğu için böyle planlanmış. Evet, yurt dışına açılmak için de herhalde döviz üzerinden düşünmek gitmek daha anlamlı, mantıklı. Seyircilerimizden ilk sorular gelmiş olur ve isterseniz hemen soralım size. Biz şirket olarak ahşap, oyuncak ve dekor ürünleri üretiyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri yurt dışında depolamak ve sergilemek istiyoruz. Destek alabilir miyiz diye sormuş seyircimiz. Gerçekten tam spesifik. Az önce konuştuğumuz bahsetmediğim başlık bu da az önce. Bir bu kalmıştı. Şimdi yurt dışında eğer ürünlerinizi depolamak isterseniz hatta showroom için birim oluşturmak, ofis oluşturmak için bile kira desteği, işte showroom'un iç dekorasyonla ilgili giderleriniz varsa bunların tamamında aslında %50 oranında destek alma şansınız var. 120 bin dolara kadar mesela burada. Yani 240 bin dolara kadar bir harcamanın yarısını alma şansınız var. Burada tek şart yine Türkiye'de markanız tescil olacak. Yurt dışında da tescilli markanızın olduğu ülkelere hani yöneleceksiniz. Çünkü burada Türk markası algısını çıkarmak istiyor. Ticaret Bakanlığı. Ana kriter bu. Destek var yani. Yani Türkiye devleti Türkiye markalarını destekliyor. Aynen. Bunu da altını çizelim. Doğru. Bir soru daha var. Almanya'daki televizyon kanalında Türkiye'deki firmam ve ürünlerim hakkında reklam vermek istiyorum diye sormuş seyircimiz. Evet. Bunun için alabileceğim bir destek var mı? Ticaret Bakanlığı'nın yine bahsettiğimiz reklam ve tanıtım desteği var. Zaten döviz kazandırıcı olduğu müddetçe aslında neredeyse birçok konuya destek var. Bunda da var. 50 bin dolara kadar %50 oranında destek alma şansları var. Herhangi bir kanalda dedim ya geleneksel tarafta bir reklam vermek istedikleri zaman veya dijitalden reklam vermek istedikleri zaman destek alma şansları var yine. Evet. Böylelikle de sorularını cevaplamış olduk seyircilerimizin. Bekliyoruz efendim. Çift 090 553 038 99 48 ve rehberiyet.trt.net.tr e-mail adresine. Bence Onur Bey'i bulmuşken aklınızdaki bütün soruları sorun. Şimdi Onur Bey, Türkiye'de kurulu olan firmaların yurt dışında alabilecekleri destekler var mı? Yani şimdi Türkiye'nin desteğini konuştuk ama yurt dışında da destek alma ihtimali var mı?
Şöyle, Türk şirketlerde aslında yurt dışında yapacakları yatırımla, ki bu arada biz de hani bir yatırım yaptık. İşte Avusturya'da bir şirketimiz var mesela. Orada bir firmaya yatırım yaptık. Yani teori değil, pratiği de bilen birisi olarak konuşuyorsunuz. Pratiği de biliyoruz, aynen. Evet, buyurun. Mesela Avusturya için bizim yaptığımız yatırımda aslında mini PC üreten bir şirkete gidip yatırım yapmıştık. Hissesini almıştık. Orada bütün mevzuatı araştırdık. Hani biz burada sonuçta işin Ar-Ge boyutunda veya inovasyon boyutunda olmamız gerekir mi? Bu ürünün işte ihracatında destek var mı? Mesela Avusturya üzerinde konuşacak olursak. Türkiye'ye benzer yapılar olmakla beraber iş işte biraz da orada teknoloji tabanına kayma zorunluluğu veya işte inovasyon gerekliliği gibi konulara doğru evriliyor. Eğer yurt dışında bir şirket, bir ofis, bir yatırım düşünceniz varsa oradaki kuruluşların her biri, orada da Türkiye'deki gibi ayrışmalar var. Örneğin bizde mesela Türkiye'de kalkınma ajansları vardır. Avusturya'da Viyana'nın bir ajansı var. Bu ajansa gidiyorsunuz ve ben böyle bir işte girişimde bulundum, yatırım yaptım ve bir takım projeler yapacağım burada, ürün geliştirmesi yapacağım diyorsunuz. Orada da yine temel şartlar, bu bir Ar-Ge ürünü mü, işte inovasyona konumu, hangi özellikleri bize fayda sağlayacak, çevre tarafında bir farkındalığı var mı ürünün gibi bir takım soru setlerine oluşan proje hazırlıklarını istiyorlar sizden. Başvurduğunuzda destek alma şansınız olabiliyor. Tabii girişimci olarak da bir takım fonlar var orada. Mesela girişimciler için yanlış hatırlamıyorsam 12.500 lira gibi ilk etaptaki bir startup mantığında destek vardı. Bir fizibilite yaptırmak istediğinizde mesela yaklaşık 8.000 euro muydu, tam hatırlamıyor olabilirim ama öyle bir rakamda destek vardı. Yani gibi aslında çok benzer destekler var. Ama aslında mesela Avusturya'da da öyleydi, Almanya'da da öyle. Avrupa'daki kuruluşlar çoğunlukla finansmanı kredi şeklinde vermeyi tercih ediyordu. Çünkü orada faiz oranlarının hem düşük olmasının avantajı hem de özellikle mesela bazen kamunun garantör olduğu yapılar olabiliyor. Yani kamu diyor ki mesela şirket küçük ama ürettiği şey önemli ve mesela biz bunu alabiliriz, kullanabiliriz kamu olarak diyor. Ve onun aslında garantörlüğüne gidip bankadan finansman alma şansları olabiliyor. Kredi çekebiliyorlar yani. Veya ihracat taahhüdü istiyorlar bazen. Almanya'da da vardır bu, Avusturya'da da vardı. Oradaki yatırım bankaları, kalkınma bankaları, eğer sen ürününü yurt dışında bir yere satacaksan, o satacağın süreçte ihtiyaç duyacağın para neyse ben sana onun finansmanını veririm. Sen sonra bunu işte taksit tavanı ödersin gibi kredi tarafında bir takım avantajlar sunabiliyorlar. Evet. Bir de tabii Türkiye'yi, yani yerinden çok da oynamak istemeyen insanlar da olabilir. Yani ben Hamburg'da çok iyiyim burada. Keyfim yerinde. İşim de yapıyorum ama vaktim var ve aslında Türkiye'ye ben yatırım yapmak istiyorum diyen insanlar da olabilir. Bunların mesela Türk vatandaşı olması gerekir mi? Önemli sorulardan biri. Türkiye'den herhangi bir teşvik veya destek alabilmeleri için veya diyelim ki yurt dışına yaşayan bir Türk vatandaşından söz ediyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilerin alabilecekleri teşvikler ve destekler neler? Bizim zaten birçok yani yabancı müşterimiz var. Oradan zaten konuya oradan da realde hakimim. Öyle anlatayım. Şimdi bir kere Türk vatandaşı olma zorunluluğu yok. Oradan girelim. Ama ana mesele Türkiye'de yerleşik bir şirket kurma. Yani buradaki vergi aslında sistemine tabi olmanızı bekleniyor. Destek alabilmeniz için. Haliyle bu da en doğal tabii beklenti. O bakımdan ister Türk vatandaşı olun ister olmayın. Bir şirketinizin burada şubesini açmak da olabilir. Veya orada işte yapılanmış bir şeyin üretimini buraya kaydırmak da olabilir. Ki bu konuda çok fazla biliyorsunuz yabancı şirketler, özellikle global firmaların da Türkiye'de yatırımları oluyor. Bunların tamamında hiç fark etmez. Türkiye diyor ki burada yapacağın ne olursa olsun, nerenin vatandaşı olursan ol, şirketin burada olup buraya vergi verdiği müddetçe ben sana destek veririm diyor. O anlamda herkesin zaten... Nereye gitmeliler? Bir şirket açmış olan kişi geldi Ankara'da bir şöyle, şirket kurdu. Güzel. Nereye gidecek? Önce bana gelsin, ben demeyeceğim tabii. Mesela. Reklamdan kaçalım ama şöyle anlatalım olayı. Bir kere hani bunun için kamu kuruluşları zaten hani ellerinden geldiğince az önce bahsettiğim kurumlar mesela COSGAP'te yardımcı olabilir. Kalkınma ajansları mesela çok yardımcı olmaya çalışıyor. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yardımcı olmaya çalışıyor. Türkiye Yatırım Ajansı var, onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Birçok aslında kuruluş Türkiye'de zaten hani onlara gittiğinizde bir şekilde yönlendirme yaparlar. Hatta bazen yabancı şirketler, yabancı uyruklular geldiğinde kendi işte ticari ateşelikleri üzerinden bir takım hani networkler geliştirip doğru kişilerle işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de bu kurumdan herhangi birine kapıdan içeri girdiğiniz anda hele de yabancı yatırımcı gibi görüneceğiniz için aslında çok büyük bir hani şeyle, büyük harflerle hoş geldiniz yazıyor. Evet, güzel. Bir diğer seyirci sorusuyla devam edelim Onur Bey isterseniz. Türkiye'de üretim yapan bir şirketim var. Tam da bahsettiğimiz şekilde herhalde. Almanya'da ve başka ülkelerde gerçekleştirilen fuarlara katılarak stand açmak istiyoruz. Bunun için herhangi bir kurumun desteği var mıdır? Evet. Seyircimiz kaçırmış olabilir. İsterseniz sizi tekrar edin. Bunu detaylı cevaplandırayım isterseniz. Evet, biraz daha detaya girelim. Şimdi Türkiye'de fuara katılma aslında COSGAP de destek veriyor. Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. Yurt dışındaki fuarlar için COSGAP'in verdiği biraz daha bir projenin içerisinde bir bütçe kalemi olarak varken Ticaret Bakanlığı şöyle yapmış konuyu.
bireysel, milli ve prestijli fuarlar listesi yayınlamış. Hı hı. Eğer bu fuar, hani firmanın katılacağı fuar o liste içerisindeyse zaten otomatik olarak belli bir rakama kadar destek alma şansı var. Bildiğim kadarıyla prestijli fuarlarda da en son yayınlanan rakam 743 bin TL gibi bir şey olması lazım. Hı hı. Yani yaklaşık 50 bin dolar civarında bir rakama kadar bu destek tutar bu arada. Destek alabilirler. Burada oranlar da %50-75 arasında değişiyor. İşte bazen hani bazı fuarlar, bazı pazarlar hedef pazar olduğu için öne çıkıp hani oran artabiliyor gibi düşünebilirsiniz ama destek alınabiliyor. Diğer taraftan eğer ki bu liste içerisinde yoksa fuarınızın adı, o zaman biz müşterilerimize şunu yapıyoruz. Hani bu fuar listede yok. Biz bunun için bakanlıktan onay almak için bir daha başvuracağız diyoruz. Bakanlığa talebinizi gönderiyoruz. Hani böyle bir fuar var, sizin listenizde yer almıyor. Bunu ekleyebilirseniz biz buna katılacağız. Evet. O da tabii işte bakanlık inceleme yapıyor. Hakikaten fuar bu firma ve başka firmaların da hani talebiyle gelen bir fuarsa ve hakikaten hani bize ihracatta geri sağlayacak bir şey gibi görüyorlar. Onlar kendi hani karar mekanizmaları biraz daha farklı. Onu da listeye alabiliyor. Hı hı. Yine destekleyebiliyor. Aslında bakarsanız neredeyse dünyada yapılan fuarların %90'ı zaten bilinmiş tanınmış fuarlar oluyor herhalde. Çoğunlukla. Bazen böyle kenarda köşede kalanlar oluyor. Hı hı. Onlar da listeye bir şekilde ekletiliyor, öyle anlatayım. Evet. Yani aslında fuarlar için destekler var. Var her zaman. Şimdi tabii şey konuştuk ya, Almanya'da iş kurmak isteyen. Yani mesela diyelim ki işte Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi ve dedi ki ben dedi Hannover'de, ben Hannover'dan olduğum için böyle Hannover örneği veriyorum. Hannover'de işi büyüteceğim. Evet. Buradaki açtığım, Ankara'da açtığım şirketimin bir şubesinde Hannover'e açmak istiyorum dedi. Bu durumdaki teşviklerden detaylıca bahsetmemiz mümkün mü Onur Bey? Yani Türkiye'den yurt dışına gitmek istediğinizde aslında çok temelde orada tutacağınız ofisin kirasından, depo ihtiyacınız varsa onun kirasından, showroom yatırımı varsa hani ürünlerinize göre bazen sergilemek isteyebiliyorlar. Yine oranın dekorasyonundan, kirasından başlayın. Hannover'de işte bir lokal bölgesel reklam vereceksiniz. Gittiğiniz bir televizyon kanalı anlaştınız. Oradaki reklam giderlerinizden. Ne bileyim işte yakında bir fuar var. O Hannover'de de bir sürü fuar var biliyorsunuz. Evet, evet. Veya dünyanın en büyük fuarları en büyük orada. Orada. Evet. Orada fuara katacaksınız. Yani ona destekten. Yine orada mesela bir takım ziyaretlere gidip sizin için müşteri olabileceğini düşündüğünüz aday insanlar, firmalar vardır. Onlarla görüşme yapma sürecinizde gittim geldim, seyahat masraflarım var. Ne bileyim konaklama masraflarım var. Bunlara kadar 5000 dolar mesela her gidişinizde 5000 dolara kadar destek var. %70 oranında çok ciddidir bunlar orada. Pazara aslında siz girin diye Ticaret Bakanlığı eline gelen her şeyi yapıyor, öyle anlatıldım yani. Evet. Hepsine destek var. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Bunları detaylıca konuşalım ama seyircilerimizden de soruları beklemeye devam ediyoruz. İlk sorular geldi ama biz Onur Bey buradayken istiyoruz ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Rehberden tekrar merhaba. Biz bugün teşvik ve destek danışmanı Onur Seçkin Bey ile yurtdışı yatırım destek ve teşviklerini konuşuyoruz. Sizlerin de sorularını bekliyoruz efendim. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum numaramızı. Çift 090-553-038-99-48 ve rehber@trt.net.tr e-mail adresine mutlaka sorularınızı gönderin. Onur Bey gerçekten bütün Avrupa'da aslında nasıl bir girişimci olarak açılabilir kişiler desteklerle ve teşviklerle onu anlatıyor bize ki Almanya örneği az önce gerçekten güzeldi. Evet. İsterseniz şöyle bir tekrar ederim. Almanya'da girişim yapmak isteyen ya da bir şubesini, Türkiye'deki bir şirketinin şubesini Almanya'nın herhangi bir şehrinde açmak isteyen kişilere hangi teşvikler var, hangi destekler var Onur Bey? Burada az önce de bahsetmiştik aslında, evet. Ticaret Bakanlığı temel kaynağımız, yani finansmanı oradan alıyoruz. Türkiye'de yerleşik bir markaysanız, tescilli bir markaysanız, yurt dışında da Almanya'da markanızı tescil etmişseniz, Ticaret Bakanlığı'nın aslında sizin ihracatınızı arttırmak için verdiği ihracat destekleri başlığı adı altında birçok alt başlıkta destek alma şansınız var. En başta bu pazara giriş için ihtiyaç duyacağınız bir sertifikasyon varsa, bir ne bileyim bir test işlemine ihtiyacınız varsa ürününüzle ilgili mesela buradan başlıyor. Oraya açacağınız ofis, işte depo gibi yatırımlarınız, showroom gibi yatırımlarınız varsa bunların kirasını destekleyebiliyor. Devamında reklam tanıtım çalışmaları işte az önce bahsettik. Yani bütün
Hanefer'de bütün televizyonlarda benim reklamlarım dönsün istiyorsanız dönebilir. Hı hı. Bunun da desteği var. Her yerde afişlerim asılı olsun kesinlikle derseniz olur. Olabilir. Onun dışında yine yurt dışında özellikle işte fuardan bahsettik. Fuar hı hı. katılımları zaten çok kritik. Yani orada mutlaka katılmalarını da öneriyoruz bu arada. İnanılmaz evet. fayda sağlıyor kesinlikle. Evet. Buna da destek var. Yani neredeyse aslında siz yurt dışında satın da ürününüzü. Gerçekten ama arttı da. Yani son tabii, dönemlerde Türk şirketlerinin afişlerini, evet. reklamlarını görünce bizler de sokaklarda böyle bir Türk şirketinin reklamının yanında böyle bir poz veriyoruz. Hoşumuza gidiyor açıkçası. Bir seyirci sorusu daha var Onur Bey. İyi yayınlar. Biz Türkiye'de ürettiğimiz narenciyeyi Almanya'ya ihracatta bulunmak istiyoruz. Bu konuda ne tür destekler var? Nerelere başvuru yapmalıyız? Yapacağımız işe göre destekler değişiyor mu diye sormuş tabii. bir seyircimiz. Güzel. Yani burada tabii narenciye konusu veya işte aslında yaş sebze, meyve ve benzeri konular günün sonunda yurt dışına satış noktasında bir markalaşma sürecinde olmasına çok dikkat edilmesi gereken konular. Yani salt bir hani ham bir malzeme satar gibi değil de siz onu ambalajlayıp paketleyip hakikaten kendi markanızla yurt dışına satabilecekseniz hiç fark etmez. Yine markanızın tescilli olması ve yurt dışında mesela narenciye konusunda depolama ihtiyacı olabilir söz gelimi. Hı hı. Burada çok güzel bir destek alma şansı olabilir. Yani buradan oraya gönderip orada depolayıp sonra belki başka lokasyonlara dağıtma şansı olabilir. Yine destek var. Burada Ticaret Bakanlığı'nın yalnız bir tane şartı var. Belki hani onu arada söylemeyi unuttuk. Evet, buyurun. Şahıs firması olmamanız lazım. Limited şirket ve anonim şirketi statüsünde en kötü olmanız hı hı. lazım. Diğer şekilde şahıs firmalarına destek vermiyorlar. Evet. Yani bireysel bir hani vergi kaydını istemiyorlar. Bu firmanın belki öyle bir durumu olabilirdi yani bir yani çiftçilik veya yani bir şey kaydı varsa hı hı. diye söylemek istedim bunda. Onun dışında onlara destek alabilirler yine yurt dışında evet. yapacaklar işler. Bir diğer seyirci sorusunu evet. soralım o zaman. Merhabalar, Karadağ'da bir şirketimiz var ve Türkiye'den Karadağ'a içme suyu ihraç etmek istiyoruz. Bu konuda bir destek var mı diye soruyor seyircimiz. Yani içme suyundan bahsetti. İçme suyunu yani bildiğimiz aslında ambalajlı suyu hı hı. ithal etmek istiyor evet. anladığım kadarıyla. Evet. Sizin ithalat sürecinize bir destek yok ama buradan ürünü size ihraç edecek olan içme suyu firması bu süreçte destek alabilir. Orada mesela bu firmanın depo yatırımı gibi konularda destek alma şansı var. Eğer burada mesela bu iki taraf bir partnerlik yaparlarsa hı hı. belki yani orada destek tarafında bir avantaj yakalayabilirler ortak bir şekilde. Ama günün sonunda Türk şirketinin bu ürünü oraya satma sürecine destek olması lazım. Bu arada bahsettiğimiz içme suyunda yine markasının tescilli olması ve yurt dışında hani yapılacak işlerde herhalde en önemli mesele markaların tescilli olması lazım hı. ve hani devamlı Türk markası algısıyla yurt dışına çıkmanız lazım. Hı hı. Her şeyde gerekmiyor aslında ama bazı mesela özel spesifik konularda gerekiyor işte mesela şovurma açacaksın hani markanın tescilli olmadı olmaz reklam vereceksin mesela reklamı neye yani, göre vereceksin? Evet. Markana göre vereceksin. Belki ama düşünülemeyebilir. O yüzden evet. altını çizmemiz evet. güzel çok oldu bence de. Bir diğer seyirci sorusunu soralım o zaman. Almanya'da kurulmuş bir şirketimiz var. Şirket sahibi iki ortağız ve ikimiz de Türk vatandaşıyız. Türkiye'deki firmalar gibi destek alabilir miyiz diye soruyor seyirci. Evet bu zaten herkesin hayal ettiği bir şey. Tahmin edebiliyorum ama maalesef. yani Almanya'da faaliyet gösterdiğiniz ve Almanya şirketi olduğunuz için hı hı. Türkiye'de temel şart. Türk Ticaret Kanunu'na göre Türkiye'de kurulmuş bir yapı olmanız lazım. Maalesef Almanya'daki bir yapının Türkiye'den herhangi bir destek alma şansı bu bağlamda yok. Evet. Hocam aslında biz az önce geliştirilen projelerin yurt dışına satışının karlılığı üzerine konuştuk. Evet. Fakat izleyicilerimize geliştirdikleri projeleri yurt dışına satmakla ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini de anlatalım istiyorum. Siz bu yolu izlemek isteyen özellikle hele zannediyorum ki size danışanların birçoğu bu amaçla geliyorlar size. Evet. Nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz? Burada bahsettiğimiz şey hani proje olarak fikir olarak ortaya çıkardıkları ürünlerin yurt dışına çıkarılmasıysa şimdi şöyle. Bir girişimin yurt dışında yapılması veya Türkiye'de yapılması gibi iki aslında farklı unsur söz konusu. Hı hı. Destek tarafından baktığımızda ben açıkçası hani Avrupa'daki destekleri de bildiğim için girişimin Türkiye'de olması ve belki zaman içerisinde bir bacağını yurt dışında taşımayı öneririm. Ama hı hı. Yurt dışı özellikle çok nitelikli bir Ar-Ge ve mesela çevreci bir işse bu doğrudan mesela işte birazdan bahsederiz hani bildiğim kadarıyla bizim de Hollanda'da bir şirketimiz daha var. Şimdi onun kuruluş aşamasındayız. Hı hı. Mesela orada inovasyon tarafında, çevre tarafında başka destekler var. Mesela direkt gidip oradan da destek alma şansınız olabilir. Aslında projenizin konusu çok önemli. Evet. Ve projenizin hangi lokasyonda olacağı ve kime ne fayda sağlayacağı çok önemli.
Türkiye veya Avrupa veya Amerika bazen olmasını biz o zaman önerebiliyoruz insanlara. Hı hı. Hollanda'dan bahsettiniz. Bahsetmişken de biz hemen isterseniz Hollanda'da, Amsterdam'da Ünsal Bey, Ünsal Koç bir finans uzmanı, ona soralım bazı sorularımızı. Özellikle girişimcilikle alakalı bütün hem seyircilerimizden de soruları beklediğimizi hatırlatalım. Hem de Ünsal Bey'e bir merhaba diyelim. Ünsal Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Onur Bey, selamlar. Merhaba. Ünsal Bey, şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Burada tabii Türkiye'nin verdiği destekleri konuşuyoruz ama siz Amsterdam'dasınız. Hollanda'da girişimciler için nasıl imkanlar var? Şimdi şöyle Kübra Hanım, son yıllarda Hollanda özellikle girişimcilere ve startuplara yönelik çok ciddi adımlar attı. Yani Amsterdam'ı özellikle bir cazibe merkezi yapmak için çok radikal ve teşvik edici uygulamalara başladı. Amsterdam'daki girişimci ekosistemi şu an Avrupa'nın en büyüğü değil ama en hızlı büyüyen ekosistemi oldu. Bunu sağlarken Hollanda hükümeti ülke ekonomisine ve geleceğe katkı sağlamak amacıyla stratejik öncelikler belirledi. Ve bunları da teknoloji, sürdürülebilirlik ve Onur Bey'in de belirttiği gibi inovasyon başlıklarında topladı. Şimdi bu başlıklarda neler yapılıyor diye soracak olursanız şöyle özetleyebilirim. Girişimcilere çok ciddi vergi teşvikleri sağlanıyor. Yurt dışından gelecek girişimcilere vize kolaylığı sağlanıyor. Şirket kuruluşlarındaki bürokratik süreçler inanılmaz kolay hale geliyor. Ve bunun gibi daha birçok cazip uygulamaları da bulunuyor. Peki vergi avantajları var mı bu durumlarda? Burada aslında vergi çok kritik bir kalem. Hatta evet, Türkiye'den Avrupa'da genel firmada olarak vergi çok ciddi bir olay. O yüzden sordum. Vergi avantajları var mı Hollanda'da? Çok doğru ve yerinde bir soru. Burada kesinlikle Hollanda hükümeti de bunun farkında olduğu için çok güzel fırsatlar yaratıyor girişimcilere. Şu anda kurumsal vergi burada 395 bin euroya kadar olan gelirlerde %15 iken bu rakamın üzerine çıktığında %25.8, yani yaklaşık %26 olarak uygulanıyor. Peki Hollanda girişimcilere bunu nasıl yansıtıyor diye sorarsanız, Ar-Ge ve inovasyon kapsamına giren ilaç olur, kimya olur, yazılım olur, enerji olur, çevre, tarım, sürdürülebilirlik alanının hepsindeki yenilikçi, tüm yenilikçi projelerde ve yatırımlarda bu oran %9'a düşüyor. Yani yaklaşık %26'dan %9'a düşerken %17'lik bir vergi katkısı sağlıyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Bunun dışında girişimciler enerji olsun, sürdürülebilir enerji yatırımları olsun, bu tür yatırımlar için yaptıkları harcamalarda da amortismanın %45'ini direkt vergilendirebilir gelirden düşüp böyle de ciddi bir teşvik sağlıyorlar. Son olarak şunu da söyleyeyim, bence bu da çok önemli bir girişimci için. Normalde burada şirket ortaklarına kar payı ödenirken ekstradan %15'lik bir gelir vergisi de ödeniyor. Sonuçta bireysel bir gelirdir gibi bakıyor hükümet burada. %15'lik bir gelir vergisi oluyor ama bahsettiğim stratejik kapsamlara girdiğinde bu proje veya yatırım, buradaki vergi sıfırlanıyor. Yani tamamen ortaklara ödenen vergi %0 olarak vergilendiriyor, vergi bulunmuyor. Evet, çok güzel. Gerçekten bundan, yani seyircilerimizi bilgilendirmek açısından da sizin verdiğiniz bilgiler önemli. Peki inovasyondan bahsettiniz. İnovasyona yönelik teşvikler var mı? Varsa nasıl teşvikler var? Bundan da bahseder misiniz bize? Ve hem yani bir finans danışmanı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. İnovasyonda bize örnekler sunabilir misiniz? Biliyorsunuz insanların bazen örneklere ihtiyacı olabiliyor ilk adım atabilmek için. Hem varsa teşviklerden bahsedin istiyorum. Hem de rica etsem bize birkaç örnek sunabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki, memnuniyetle. Şimdi inovasyon bu ülke için çok önemli. O yüzden de az önce bahsettiğim %26'lık kurumlar vergisi %9'a iniyor. Okey. Bunun dışında da Hollanda Girişimcilik Ajansı'nın onayladığı inovasyon kapsamına giren projeler var. Bu proje ve hibeler aslında kendi alt başlıklarında dörde ayrılabiliyor. Bir, Ar-Ge projeleri için yatırım hibeleri var. Sürdürülebilirlik projeleri için destekler var. KOBİ'ler için kredi garanti fonu destekleri var. Ve inovasyon fonu kapsamında da destekler var. İnovasyon fonu içlerinden en önemlisi. 2022 yılında Hollanda hükümetinin inovasyon fonuna ayırdığı tutar 1,5 milyar euro. Çok güzel, çok büyük bir bütçe. Bütün girişimcilerin bundan faydalanmasını ben ümit ediyorum. Özellikle Türklerin buradaki girişimcilik konusundaki başarılarını da bildiğim için Türk soydaşlarımızın burada çok iyi yerlere geleceğine ben inanıyorum. Bu inovasyon fonundan hangi projeler, hangi yatırımlar faydalanabilir diye sorarsanız da yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımlar, karbon salımını önleyen projeler, düşük karbon yayılımı sağlayan teknolojiye yapılan yatırımlar,
enerji depolamaya yönelik teknik, teknolojik yatırımlar ve benzeri bütün inovatif projeler bu kapsama giriyor. Tabii ki bu sadece vergi avantajı değil ama şöyle bir örnek vereceğim size. Hibe burada yatırım türü ve firma çalışanın sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte inovasyonla harcanan süre için saat başı 10 euro gibi bir hesaplama ile teşvik olarak ödeniyor. Yani bu ay 1000 saatlik bir inovasyon çalışması yaptığınız ekibinizle diyelim 10.000 euro size teşvik yatıyor. Bunun dışında da 17 puanlık bir vergi avantajınız vardı. İkinci sorunuza geliyorum. Buradaki inovatif proje örneği nedir? Finans sektöründen verelim yine. Uzmanlığım gereği bu çok yakından takip ettiğim bir sektör. Biz Türkiye'deki bankacılık ve ödemeler sisteminin çok iyi noktada olduğunu hep biliriz. Hep buna da güveniriz. Ancak Hollanda'nın son yıllarda özellikle ödeme sistemleri konusundaki atakları, çalışmaları, bu yöndeki teşvikleri burayı o anlamda bayağı ileri taşımış durumda. Ödeme sistemlerinde yepyeni ödeme metotları geliştirmiş durumda. Bizim Türkiye'de uyguladığımız bu havale EFT sistemi tamamen artık bir uygulamayla, bir klikle çok kolay hale gelmiş durumda ve şu anda Hollanda'da yaklaşık 12 tane unicorn var. Bunların 3 tanesi de bu finansal ödemelerde kullanılan ürünlerden geliyor diyebilirim. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben şunu da sormak istiyorum size. Az önce siz de söylediniz. Türk girişimcilerin bunlardan faydalanmasını siz de istiyorsunuz, biz de istiyoruz. Hangi adımları izlemeliler? Özellikle Amsterdam'da, Hollanda'da yaşayan Türklere ne tavsiye edersiniz? Şimdi az önce Onur Bey'in bahsettiği gibi teşviklerden faydalanmak için vatandaş olmak gerekmiyor ama bir şirketin kurulması gerekiyor. Öncelikle girişimci arkadaşlarımızın burada bir şirket kurması gerekiyor. Şirket kurmak da aslında çok kolay. Hükümetin yani Hollanda hükümetinin sağladığı avantajlardan birisi buradaki bürokrasinin yok olması gibi bir şey. Buradaki en önemli şey iyi bir iş planınızın, bir business planınızın olması. Bu business planı olduktan sonra gerisi kolaylıkla akıyor. Basit bir şekilde gidip buranın ticaret sicili, KVK dediğimiz ticaret siciline girişimciler kayıt yaptırıyorlar. Sonrasında bir avukatlık firması süreci ilerletiyor. Burada yine Türk soydaşlarımıza yönelik bir avantaj var. Aslında Ankara Anlaşması olarak da bilinen bir avantaj bu. Tamamen Hollanda'da yaşamayan, vizesi bulunmayan Türk girişimcilere Hollanda hükümeti bu anlamda herhangi bir projelerin bir girişimli olması durumunda bir yıllık oturma iznini direkt veriyor. Yani gelip burada bir yıl içerisinde projesini hazırlayıp çalışır duruma getiren arkadaşlar oturma iznini cebine koyuyor. Sonrasında da bu süre uzatılabiliyor. Ben yine buradaki girişimci arkadaşlara tavsiye olarak hani limited şirket kurmalarını tavsiye ediyorum. Zira şahıs firmalarındaki sınırsız kişisel sorumluluk ciddi bir mesuliyet gerektiriyor. Ama burada BV dediğimiz limited şirket kurulduğunda tek kişilik, tüzel kişiliği olan şirketler kurulup tüzel kişilikle sınırlı bir sorumluluk altına girebiliyorlar. Önemli bir şey daha söyleyeyim. Şirket kurmak için sermaye gereksinimi yok. Yani bir cent ile bile burada şirket kurup girişimlerini sürdürebiliyor arkadaşlarımız. Bu da bence önemli bir şey. Zaten burada kurulan şirketlerin bu arada %90'dan fazlası yine bu BV dediğimiz limited şirket olarak kuruluyor. Evet, aslında birçok şey söylediniz ama ben son olarak sormak istiyorum. Özellikle Türk girişimcileri düşünerek tabii soruyorum. Cezbedici başka uygulamalar var mı? Ya da Avrupa'daki, Hollanda'daki özellikle Türklere ne tavsiye edersiniz? Sizi bulmuşken bir tavsiyeyle ayrılalım. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Şu anda ben Hollanda ekonomisiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Hollanda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmış durumda. Bunu sağlamak için de yerli yabancı tüm insan kaynağını kullanıyor. Yani cazibe merkezi olmak için evet işletmelere, tüzel kişiliklere ciddi vergi ve teşvik avantajları sağlarken burada nitelikli insan gücünü kullanmak için de bireylere de bir vergi avantajı sağlıyor. Özellikle az önce bahsettiğim nitelikli, stratejik öncelikler için çalışan insanlara, yüksek nitelikli çalışan insanlara gelirin %30'unu vergiden istisna tutacak, vergiden muaf tutacak bir uygulama yapıyor. Bu uygulamanın adı Ruling diye geçiyor. Yani 5 yıl boyunca buradaki yüksek nitelikli çalışanlar gelirin %30'u için hiçbir şekilde vergi vermiyor. Ve birçok arkadaşımız da, birçok nitelikli Türk çalışan da sırf bu uygulama özelliğinde buraya yerleşip hayatını sürdürüyor. Bu da ülke ekonomisi için çok iyi bir katma değer yaratırken de buradaki Türk komitesinin de aslında güçlenmesi anlamına geliyor. Şu anda Hollanda'da 17 milyonluk bir toplam nüfus var.
Bunun 500 binlik kısmı yaklaşık vatandaş olarak burada yaşarken yaklaşık 300 bin civarında da bu şekilde vizeyle, oturma izni ve çalışma izniyle yaşıyor. 800 bin kişilik nitelikli bir Türk komitesi var. Hı hı. Bu Hollanda hükümeti için önemli olduğu gibi Türk girişimciler için de çok önemli. Çünkü buradaki Türk girişimciler bu komitenin desteğinden de faydalanıyor. Programımızda bu arada Hollanda'yı ve teşvikleri çok övmüş olduk ama burada gerçekten çok iyi uygulamalar da var. Bence bu fırsatlardan seyircilerimizi bilgilendirmek önemli. O sebeple yani övmek değil, gerçeklerden bahsediyoruz, olandan bahsediyoruz. Teşekkürler. Yani buradaki teşvikler dışında şeyi söyleyeyim ben size. Ekonomi o kadar iyi büyüyor ki Hollanda'da. Şu anda açılan iş ilanlarının %6'sı doldurulamıyor. Hani hı hı. işsizlik oranı kağıt üzerinde %4-5 gibi görmekle birlikte işsizlik maaşından faydalanan Hollandalılar olduğundan dolayı aslında bu resmiyette bir işsizlik olarak görünmekte. Ama aslında ekonomi o kadar iyi gidiyor ki %6'lık bir ilan boşluğu var. Hı hı. Dolayısıyla ben hani bu büyüyen piyasada Türk girişimcilerin paylarına düşeni alabileceğini umuyorum. Evet. Bu anlamda da çok başarılı çalışanlar olduğunu biliyorum. Avrupa'da iş kurmak isteyen tüm girişimcilerimize de buradan ben bol şans ve başarı diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ünsal Koç, finans uzmanı, Amsterdam, Hollanda'dan yayınımıza katıldınız. Teşekkürler efendim, sağ olun. Geldim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Onur Bey, siz de Hollanda'da iş yaptığınızdan bahsettiniz. Evet. Teşviklerden birazdan isterseniz bahsedelim. Sizin pratikte hangi tecrübe, yani Ünsal Bey şimdi teoriyi anlattı. Evet. Ama siz bunu tecrübe etmiş bir insan olarak size de sormak istiyorum. Ama seyircilerimize öncelik verelim. Evet. Onların soruları birikmiş. Hemen soralım. İyi günler demiş seyircimiz. Bizim Türkiye'de fidan üretim şirketimiz var. Her türlü fidan üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin tamamına sertifikasyon işlemi uygulanıyor. Bu ürünlerimizi yurt dışında nasıl satışa sunabiliriz acaba diye sormuş seyircimiz. Ne dersiniz? Yani tabii bu soru sadece teşvik kapsamında değil, çok kapsamlı bir soru. Çünkü hı hı. öncelikle hani yurt dışına satabilme anlamında hangi pazarlar müsait, onları bir araştırmakta fayda evet. var. Tabii yakın pazarlar tahmin ediyorum çok fazla talebin olacağını düşünerek söylüyorum bunu. Avrupa yine başta olabilir ama eğer ki doğru pazarı hani bulurlarsa ve hakikaten talep olduğunu biliyorlarsa hı hı. o zaman Türkiye'de bir şirket olmalı lazım öncelikle. Hani bu fidan ekimi sadece şey anlamında bir anlam ifade etmiyor. Yani bir çiftlikle bu iş olmuyor maalesef. Onu mutlaka bir tüzel kişiliğe kavuşturmanız lazım. Akabinde yurt dışına çıkarken yine yurt dışında reklam tanıtım anlamında bir çabanız olursa veya ürünleri hani fidan tarafında hani bu nasıl yapılır bilmiyorum ama tahmin ediyorum yine burada depolama gibi bir ihtiyaç olabilir veya yurt dışında bir takım firmalarla görüşüp hani seyahatlerle gidip onlara hı hı. tanışıp görüşüp hani ürünlerini anlatmak istiyorlar. Bu tip konularda destek alma şansları var. Evet. Nasıl satabilirler? İşte sahaya çıkmaları lazım. Bu tabiri caizse hani başka şekilde olmuyor maalesef. Evet. Ama yine desteklerden bu şirkette hiç fark etmez. Bir şirketlerse mutlaka faydalanabiliyorlar. Hiç farkı yok. Evet. Onur Bey, az önce işte Ünsal Bey'den biliyorsunuz birçok bilgi aldık. Evet. Hakikaten güzel de oldu. Evet. Bence Hollanda'da yaşayan insanlar için de faydalı olduğunu umuyorum. Ama siz onu tecrübe de edebildiniz. Evet. Yani Hollanda'da iş kurmak isteyen kişiler, yatırım yapmak isteyenlere, firmalara ve girişimcilere yönelik teşvikler nasıl? Siz nasıl tecrübe ettiniz? Yani şöyle bir kere mesela bir müşterimizden örnek vererek de başlayabilirim. Hı hı. Türkiye'de aslında teşvikleri, destekleri alan bir firmamız aslında tam olarak da Ünsal Bey'in bahsettiği bir konuda çevresel tarafta bir ürün geliştirme ile ilgili bir gündemi vardı. Hı hı. Ve Hollanda'da bahsedilen o işte destekleri almakla vergisel avantajı sağlamak için kalktı. Hollanda'ya taşıdı mesela o operasyonunu ve şirketini komple oraya taşıdı. Hı hı. Yani siz eğer gerçekten inovasyon temelli bir şey yapıyorsanız, çevre boyutunda bir şey yapıyorsanız işte hani işe yüksek teknoloji seviyesini, yüksek katma değeri katıyorsanız sadece Hollanda'da değil işte benim az önce bahsettiğim Avusturya'da benim şirketim var mesela. Orada da benzer durum söz konusu. Hibe anlamında çok avantajlı. Bir de tabii bizim orada mesela şu anda kendi girişimimiz Hollanda'da yaptığımız şey aslında biraz daha mesela bizim yazılım tarafındaki data temelli bir hani işle ilgili bir çalışmamız var. Bunu mesela öncesinde sorduk hani bu konuya destek alabilir miyiz diye. Oradan evet çok güzel bir fikir bu hakikaten teknoloji tabanlı güzel bir girişim dediler. Ona istinaden şu anda şirketi orada kurduk öyle anlatayım yani. Evet. Henüz biz de orada başvuru aşamasında. Şu an formları inceliyoruz. Hı-hı. Nasıl başvuracağımız. Türkiye'deki sistemi biliyoruz ama Hollanda tabii biraz daha farklı. Evet. Şimdi ona başvuracağız bakalım. Ama gördüğünüz gibi yani Ünsal Bey çok güzel izah etti aslında. Evet. Aslında Ünsal Bey az önce limited şirketlerinin kurulumunun evet. daha kolay olduğundan bahsetti. Doğru. Ama biz biliyorsunuz yayının başından beri aslında Türkiye'de de yurt dışından gelen kişilerin şirketlerini kurmalarını tavsiye ettiniz az önce. Kesinlikle. İlk adımları nasıl olmalı? Türkiye'de şirket kurmak isteyen
isteyen bir kişi şahsi bir şirket kurmasından ziyade siz limited şirket kurmasını tavsiye ettiniz. Limited şirket kurmak ya da tersi mi tavsiye etmiştiniz? Yok, ben doğru anladım değil mi? Yine evet. Limited benzer aslında. Yani nasıl yapmalı bu kişi? İlk adımları nasıl olmalı? Bir şirketi kurmak için temelde aslında biz nasıl ki işte Hollanda'da şu an şirket kuracakken gidip orada bir mali müşavir yani muhasebesel tarafta yetkin birini bulup işte hukuki tarafta yetkin birini bulup bir de işte noter tarafında yani oradaki yapıyla Türkiye'deki arasında hiçbir fark yok. Yine burada şirketi kurma süreçlerinde muhasebesel işlemlerde mali müşavire ihtiyacınız var. Yine hukuki anlamda işte ana sözleşmenizin hazırlanması, işte şirkete ilişkin bir takım hani yasal tarafta bir sıkıntı var mı yok onu araştırması için bir hukuk şirketine ihtiyacınız var. Yine bunu yapılandırmak anlamında Türkiye'de benzer yine noterden gidiyorsunuz, imzanızı atıyorsunuz. Temelde bu danışmanlık süreçleri bahsettiğimiz gruplar üzerinden giriyor. Bizim gibi danışmanlık yapıları da aslında işin daha ziyade şeyine karar verme sürecinde. Yani yatırımı nereye yapmalısın? İşte visible olması için nasıl bir yatırım kapasitesinde olmalısın? İşte bu ihracata uygun mu? Teknoloji tarafında nasıl bir yapı? Ki ona göre desteklerde de biz yönlendiriyoruz şirketleri çoğunlukla. Yani bir hukuk tarafı, bir müşavirlik tarafı, bir de hani danışman tarafını, üç tarafı da sağlam tutarsanız ya ilk kuruş aşamasında çok büyük ihtimalle sorunsuz bir şirket kuruşunuz olur. Devamında da zaten hani desteklere göre bir kurgu olduğu zaman şirketinizin ana sözleşmesinde ve yapınızda başvuru aşamasında yapacağınız her işlemde işiniz biraz daha kolay olur. Mesela COSGAP bir NACE kodlama sistemi var. O kodlama sistematiğine göre siz eğer bir yazılım firmasıysanız bir sürü şeyden destek alabiliyorsunuz COSGAP'ten. Ama ilk kuruşta mesela bunu kaçırırsanız o kodlamada işte yazılım yerine üretimle ilgili bir şey seçerseniz mesela başvuruya kapalı oluyor. O yüzden mutlaka bu üç gruba ihtiyaç duyuluyor. Evet. Doğru danışmanlıkla daha doğru adımlar atılır herhalde diye düşünüyorum ben de. İsterseniz seyirci sorularıyla devam edelim. Buyurun. Türkiye'de sağlık turizmi ajantasıyız. Almanya'dan Türkiye'ye hasta getirerek sağlık hizmetlerini almalarını sağlıyoruz. Yaptığımız harcamalar için hastaların yol giderleri, seyahat sağlık sigortaları, çalışanlarımızın yabancı dil eğitimi veya tanıtım harcamalarımız gibi destek alabileceğimiz bir kurum var mı diye soruyor seyircimiz. Çok güzel. Bu soru hakikaten çok spesifik oldu. Evet. Bütün detaylarıyla sormuş seyircimiz. Sağlık turizmi konusu Türkiye'de yine önemli bir konu. Yine döviz kazandırıcı bir hizmet olarak görüldüğü için. Burada aslında ülkemize turisti çekebilmek adına acente yapıları veya sağlık kuruluşları aslında her ikisi de bu konuda destek için başvurabiliyorlar bu arada. Yani ya uluslararası yetkiye sahip bir acent olmak zorundasınız ki bu firma acent olduğundan bahsetmiş ya da bir sağlık kuruluşu olmanız lazım Türkiye'de. Bu yapıyla biz hasta istiyoruz dediğinizde aslında o hastanın yurt dışından Türkiye'ye getirme sürecinde yol masraflarından, işte seyahat sigortasından, mesela şirketinizde bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz tercümanların istihdam edilmesine kadar, onların eğitilmesine kadar, ne bileyim rehberlik anlamında bir ihtiyacınız varsa kadronuzda onların istihdamına kadar birçok konuda destek var. Ticaret Bakanlığı bunların tamamı için destek veriyor. Yani acente aslında çok rahatlıkla başvurup destek alabilir. Evet, teşekkür ederiz. Devam edelim o zaman sorularımıza. Almanya'da üretimini yaptığımız ürünlerimizin Türkiye'de de üretilmesi için yatırım yapmak istiyoruz. Üretim fabrikamızı kurmak için alacağımız destekler nelerdir? Bu konuda önerileriniz nelerdir diye sormuş seyircimiz. Evet, şimdi fabrikayı Türkiye'ye taşıma konusu çok kritik bir konu. İşte bahsetmiştim birçok global firmanın biliyorsunuz otomotiv sektöründen hep duyuyoruz ya. Şu grup Türkiye'ye fabrikasını taşıyacak veya burada da bir yapı kuracak diye. Fabrikayı Türkiye'ye taşıma hikayesi aslında burada en güzel hikaye bence. Biz bu konuda birkaç firmaya da danışmanlık yaptığımız için çok net söyleyebilirim ki Türkiye'de hem işçilik maliyetleri, şimdi mesela Hollanda için Ünsal Bey'in bahsettiği burada istihdam anlamında evet şey sorunu var. Hani iş gücünün orada olması avantaj olabilir ama maliyetler açısından da Türkiye avantajlı. Evet. Yani Türkiye'ye fabrikayı ve üretim üssünü kurgulayıp buradan yurt dışına ürünleri göndermek her zaman daha anlamlı. Bu hem içerideki o giderlerinizi yönetmek için hem de destekler tarafında daha avantajlı hale gelmek için. Burada yatırım teşvik belgesi dediğimiz bir belge var. Az önce bahsetmiştim. Ta işte 80'li yıllardan beri var olan bir belge bu. Burada farklı farklı gruplandırmalar yapıyorlar. İşte bölgesel teşviğe mi giriyorsunuz? Stratejik alandaysa stratejik teşviğe mi giriyorsunuz? Bir proje bazlı destek var. İşte çok büyük hani yatırımlar için verilen destekler orada inanılmaz kalemler var. Ama yatırım teşvik için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işte genel teşvikten, bölgeselden hangisine giriyorsanız o konuya göre size işte vergi istisnası sağlıyor, KDV muafiyeti sağlayabiliyor, gümrük vergisinden muafiyet sağlayabiliyor. Bunun dışında
sigorta primi işveren hissesinde indirim sağlayabiliyor. Hı hı. Ve yatırım tutarının belli şeyine kadar, hani oranlarına kadar. Bazen mesela çok büyük yatırımcılar için bu o kadar çekici hale geliyor ki işte, evet, dönüp bütün fabrikayı buraya getiriyorlar. Binlerce çalışanı olan fabrikaları buraya taşıyorlar. Evet. Bu mesela kesinlikle bizim de önerdiğimiz bir yapı aslında. Evet. Bir diğer soruyla devam edelim. Almanya'da yaşıyorum ve mavi kart sahibiyim. 2 yıldır üzerinde çalıştığım bir yazılım projesini Türkiye'de bir teknokentte, evet, hayata geçirmek istiyorum. Hangi destek ve teşviklerden yararlanabilirim diye sormuş bir seyircimiz. Evet, teknokentler Türkiye'de çok yaygın hale geldi biliyorsunuz son zamanlarda. Bilmeyenler için açabilirsiniz isterseniz. Ya, teknokent dediğimiz yapılar aslında teknoloji şirketlerinin çoğunlukla, özellikle üniversitelerde yer alan yapılar bunlar. Hı hı. Teknoloji şirketlerinin işte projenin geliştirme için onlara bir ekosistem sağlayan, hı hı, yapılar ve burada özellikle teknokent olmasının zaten getirdiği bir takım avantajlarla bunu sağlıyor. Yani siz normalde işte bir ofis kiralayıp herhangi bir yerde bir yazılım firması kurabilirsiniz ama eğer bu yazılımınız cidden Ar-Ge ürünü ve nitelikli bir proje ise bunu teknokentte kurduğunuz zaman, hı hı, birçok desteğe gidip oradan alma şansınız olabiliyor. O bakımdan bahsettiğimiz firma için de geçerli. Türkiye'de teknokentte eğer bir girişimde bulunursanız yazılım tarafında, teknokentler sizin projenizi değerlendiren bir komiteyle önce sizi dinliyorlar. Hı hı. Eğer o proje hakikaten Ar-Ge projesi ise sizi oraya kabul ediyorlar. Kabul edildikten sonra da çalıştığınız kadroların işte yine bahsettiğimiz sigorta primi işveren sitesinden tutun gelir vergisi, damga vergisi gibi birçok aslında o ödediğiniz brüt maaşların içerisindeki belli oranlarda destek, hı hı, alma şansınız olabiliyor. Evet. Yine o ürününüzü mesela faturalandırırken KDV'siz faturalandırma şansınız olabiliyor Ar-Ge ürünü olduğu için. Bunun dışında yine farklı farklı vergi avantajları olabiliyor. Veya mesela teknokentte olan bir şirketin TÜBİTAK için bir proje başvurusu yapması çok daha anlamlı olabiliyor. Hı hı. Çünkü onların zaten Ar-Ge çalışmaları yaparken bir de buradan destek alalım diye başvurmaları gibi. O anlamda teknokenti kesinlikle öneririm. Evet. Bahsettiğimiz girişimci adayına çok mantıklı. Burada %25-30 bandında sadece personel tarafında bile destek alma şansları var yani. Evet. Bir diğer soruyla devam edelim isterseniz. Orta büyüklükteki marketler için bir online sipariş uygulaması geliştiriyorum. Almanya'daki market zincirlerine de bunu satabilmek için orada server kurmam, yani server doğrumuz Türkçesi, kurmam gerekiyor. Bu maliyeti karşılamam için devletten nasıl teşvikler alabilirim diye sormuş seyircimiz. Bu soru tam böyle hani bir proje tasarlayıp onun en detaylı bir bütçe kalemine kadar düşünülmüş bir soru. Evet. Sadece server için Türkiye'den destek alma şansı zor açıkçası. Hı hı. Ama bahsettiğimiz o orta segment marketler için yapacakları hani o platform için, platformun kurgusunu, hı hı, bütün yazılım ekipleriyle burada yapıp hakikaten bunun için bir işin tabii içerisinde Ar-Ge boyutu varsa diye söylüyorum bunu. Hı hı. Türkiye'de eğer yaparlarsa o zaman server bütçe kalemi olarak dahil edebilirler. Evet. Ama bütün her şeyi Avrupa'da yapıp getirip sadece server'ı Türkiye'de kuracağım derlerse o anlamda benim bildiğim şu anda herhangi bir destek yok yani. Hmm. Çok zor alma şansları. Evet. Ama güzel bir fikir yani. Almanya'da bilmiyorum çok işe yarar diye düşünüyorum. Evet. Nüfus da yaşlı biliyorsunuz. Ben hep kendime sormuşumdur. Hakikaten bunu Türkiye'de biliyoruz. Çok gerçekten büyük bir hizmet bence. Ama yani yurt dışına da olursa herhalde güzel olur. Var zaten teknik ama güzel bir şey. Fikir güzel. Bir diğer soruyu da soralım. Eşimle beraber Türkiye'de bir girişimde bulunmak istiyoruz. Kadın girişimci desteklerinden faydalanmak için şirketi eşimi üzerine kurmamız doğru olur mu veya ortaklık durumlarında destekler nasıl olur diye sormuş. Ha, girişte bahsettiğimiz aslında Avrupa Birliği'nin de birçok desteğinin olduğu, evet, kadın ve gençleri destekleyen, evet, fonlar oluyor. Herhalde buna benzer bir durumda bu desteklerden yararlanılabilir mi? Bunu soruyor seyircimiz. Bunu aslında şöyle izah edelim. Bu bahsettiğimiz vaka tam şöyle bir vaka. İşte COSGAP'in girişimcilik programı var diye bahsetmiştim ya az önce. Bir teknoloji tarafında var, bir de geleneksel girişimcilik diye var. Orada işte eğer ki başvuran bir kadın olursa oran artabiliyor. Hı hı. Bu bir kritik. İkincisi şirketin kuruluş aşaması da güzel bir soru bence. Şimdi COSGAP diyor ki bu girişimcilik tarafında proje yazacaksanız, bir projede başvuruda bulunacaksanız o zaman benim öncelikle girişimciye yönelik bir eğitimim var. Hı hı. Bu eğitimi tamamlamak zorundasınız diyor. Evet. İşte aslında Ünsal Bey'in de bahsettiği yani işte Hollanda'da iş fikrin için bir iş planı hazırlayacaksın. Hı hı. Türkiye'de de aslında aynısı geçerli. Bir, evet, iş planı oluşturmanız lazım. Bunun eğitimini veriyor COSGAP. Bu eğitimi tamamlamaları lazım en başta. Evet. İkisi de tamamlayabilir veya eşinin üzerine açacaksa şirketi, o hani kadın olmasının avantajıyla %50 üzerindeki isteği eşine vermek suretiyle Türkiye'de böyle bir girişimde bulunup COSGAP'ten destek alabilirler. Konu teknolojiyle ilgiliyse ileri girişimcilik olur.
geleneksel bir işse geleneksel girişimcilik olur ama her türlü destek alma şansları var yani. Evet, çok teşekkür ederiz Onur Bey. Bugün yatırımı konuştuk, özellikle Türkiye'ye yatırımı ve destek, burada Türkiye'de alınabilecek destek ve teşvikleri konuştuk ama son olarak belki girişimci adaylarına söylemek istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım isterseniz. Hatta ailenin de desteği önemli midir? Belki bizi seyreden ebeveynler evet. vardır. Ve kısaca şöyle bir son sözlerinizi alalım. Açıkçası hani girişimcilik konusu biraz önce hani içeride de konuşuyorduk. Yani %50 cesaret olan bir konu. Hı hı. Ve Türkiye'deki insanlar ve yurt dışında yaşayan Türkler için de geçerli. Yani inanılmaz bir girişimci ruhumuz var. Cesaretimiz inanılmaz fazla. Bir kere bundan çok fazla ödün vermeyelim. Özellikle son dönemde fark ediyorsunuz. Sizler de zaten hani unicornlar çıkıyor. Yani çok hı hı. ciddi milyar dolar değerindeki şirketleri oluşturuyoruz. Bunlar tamamen cesaret olan şeyler. Aile desteği her şeyden önemli. Evet. Yani çünkü günün sonunda eşiniz veya işte anne babanız veya kardeşiniz belki de ki ben mesela şirketimi kardeşimle ortak kurdum yani. Hı hı. Bu çok büyük bir destek oluyor. Evet. O anlamda ailenin desteğini çok önemsiyoruz. Bir yandan da denemekten vazgeçmemek lazım. Yani burada olayı sadece destek alacağım, oradan işte götüreceğim gibi değildi. Aslında iyi bir fikir varsa, hı hı. buna inanıyorsanız, işte sizin bahsettiğiniz gibi orta segment marketler için bir uygulama. Bakın ihtiyacı hı hı. görmüş mesela ne evet. kadar doğru bir yaklaşım. Onunla bir fikir üzerinden giderseniz zaten o girişimin başarısız olma şansı düşük. Evet. Destekler bunu aslında biraz daha hani yukarıya kaldıraç etkisiyle kaldırmak için var. Hı hı. Yani. Evet ve başarı da bir günde gelmiyor değil mi? Kesinlikle. Teşvik ve destek danışmanı Onur Seçkin'le bugün yurt dışına özellikle ama genel olarak yatırım ve destekleri ve yatırım desteklerini ve teşvikleri konuştuk efendim. Sizlerin de katkısı için çok teşekkür ederiz. Yarın Türkiye saatiyle saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.